Siyonist İsrail rejiminin soykırımı devam ediyor Gazze'deki soykırımı ve 29.878 kişiye ulaşmış durumda. Şu ana kadar Gazze'de katledilenlerin, şehit edilenlerin sayısı ve açlık, susuzluk olayı da aynı zamanda hat safhada devam ediyor Gazze şeridinde. Ve 96 kişi daha son 24 saatte hayatını kaybetti. Bakın. Tam ateşkes görüşmeleri şunlar bunlar olurken, bugünlerde yani şiddetin, İsrail saldırısının dozunun en düşük seviyelere gelmesi beklenen zamanda dahi günde 96 kişi hayatını kaybediyor. Böyle bir soykırım süreci gözümüzün önünde devam ediyor. Ve hiçbir şey dinlemiyorlar. Bakın Uluslararası Adalet Divanı'nın biliyorsunuz bir kararı olmuştu. İhtiyati tedbir kararıydı bu. Ve bu ihtiyati tedbir kararına rağmen Gazze'de 3 bin kadın ve çocuk öldürdü Siyonist İsrail rejimi. Ee, İsrail e, ordusunun, Siyonist rejim ordusunun 17 hükümet merkeziyle 2 okul ve üniversiteyi tamamen, 9 okuluysa kısmi olarak yıktığı yine e, belirtildi. E, Siyonist rejim ordusu son 1 ayda Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 bin ton da Patlayıcı kullandı. Yani bu e, Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir e, açıklaması kararından sonra 3 bin kadın ve çocuk öldürüldü. Yani net rakam bu. E, bir ay geçti yaklaşık olarak ve bu kararın ardından geçen zaman diliminde 3 bin kadın ve çocuk öldürüldü. Ne demek bu? Bu İsrail'in hiçbir şekilde mahkeme kararıymış, uluslararası adalet divanıymış, şuymuş, buymuş. Hiçbir şeyi dinleyebileceği ihtimali yok. Yok böyle bir şey. İki devletli çözüm diye bir şey de yok onlar için. Peki ne kalıyor geriye? Bu İsrail'le ne yapabilirsiniz? Geriye güç kullanarak İsrail'i geriletmek kalıyor. Bunu biz mi biliyoruz, biz mi görüyoruz sadece? Hayır, yöneticilerimiz görüyor. İslam ülkelerinin yöneticileri görüyor. Bunu gördükleri için İsrail'in hiçbir şeyden anlamayacağını sadece güçten anlayacağını onlar da bildikleri gördükleri için bunu göze de alamadıkları bedel ödemekten de korktukları için cesaretsiz oldukları için iradesiz oldukları için korkak oldukları için bunu yapamıyorlar. Yapamadıkları için de işte böylesine işi geçiştirmeye hala iki devletli çözüm vesaire demeye devam ediyorlar boysun ki hiçbir gerçekliği kalmamış e, öneriler bunlar. Abi açıklamalar yapmaya devam ediyorlar. Bakın Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız. E, bu e, Uluslararası Adalet Divanı'nda e, Türkiye'nin sunumunu yapan e, kişi aynı zamanda diyor ki e, İsrail'in ihlal etmediği hiçbir hukuk kuralı yok. Ahlaki bir kural da yok maalesef açıklamasını yapıyor. Daha birçok açıklaması var da. Yani öne çıkaracak e, bir açıklama olarak çıkan bir açıklama olarak bunu ifade edebiliriz. E yani sonra Peki sonra? Yani bunu söylediniz. Tamam İsrail'in ihlal etmediği hiçbir hukuk kuralı yok. Tamam. Evet devam edin. Devamı yok. O kadar. Nokta. İsrail çok kötü. Bu kadar devam bir şey yapıyor musunuz? Hayır yapamıyoruz. Ya o zaman bunu ben de söylüyorum zaten. Bunu sokakta karşılaştığım, apartmanda karşılaştığım Ahmet amca da söylüyor. E siz de söylüyorsunuz. Ahmet amcadan sizin ne farkınız var? Diye bir soru var ortada. Bunu cevaplayın. Bunu cevaplamıyorsanız artık yani bu açıklamalar hani o bir şey var ya tabir var ya amiyane tabiri kabak tadı vermeye başladı. Artık. Dolayısıyla bir şey yapabiliyorsanız yapın, e, yapamıyorsanız da bu edebiyattan artık bir vazgeçin. Ekonomi, ekonomiye baktığımız zaman Türkiye'de e, tabii tüm bunların yanında e, halk e, düşen bir alım gücüyle karşı karşıya ve bunu nasıl aşabilirim buna bakıyor bir yandan da. Geçtiğimiz e, günlerde bir açıklama yapılmıştı ama o açıklamaya gelmeden önce Mehmet Şimşek'in güncel olarak yaptığı bir açıklama var onu aktarmak istiyorum. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz dedi. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Bu açıklamayı yaptı. Ne üzerine altta hemen alıntılanmış görüyorsunuz. Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan kredi kartına taksit kaldırıldı İddiası doğru değildir şeklinde dezenformasyonla mücadele merkezi bir duyuru yayınladı. Onu da alıntılayarak Mehmet Şimşek bu kasıtlı haber bunlar ve güvensizlik oluşturmaya çalışıyorlar piyasalarda diyerek bir açıklamada bulundu. İyi de bu açıklama kendi kendine durduk yere çıkmadı ki. Bakın sizin yaptığınız bir açıklama 25.12.2023 çok uzak bir zaman değil Aralık ayının son günleri. Dediniz ki dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz. Kredi kartı taksit sınırlamasına yönelik bir soruya Bakan Şimşek cevap verdi ve tek ülke biziz dedi. Bu uygulamalar vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor. İyi bir şey değil yanıtını verdi. Evet burada siz bu uygulama kaldırıldı ne, netliğinde bir şey söylemediniz. Lakin bunu söyleyince bundan mevcut ekonomi adına en yetkili birinci isim olan e, Mehmet Şimşek bakan rahatsız ve bu noktada bir düzenleme yapılacak beklentisine girildi ve iş buraya geldi. Hani şimdi sanki hiç böyle bir şey söylenmemiş bu nereden çıktı ki şimdi de piyasada güvensizlik oluşturuluyor, tedirginlik oluşturuluyor. Kim böyle bir şey söyledi ki dercesine bir şey yayınladığınız zaman biraz garip oluyor. Çünkü bu tartışmanın başlaması ve bu haberlerin e, araştırılmaya e, gündem olmasına başlaması sizin e, 25-12-2023 tarihli açıklamanıza dayanıyor. Fakat e, toparlayacak olursak Mehmet Şimşek diyor ki şu anda böyle bir şey yok. Lakin böyle bir şeyin düşünüldüğünü, e, zemininin hazırlandığını da ifade edelim. Kredi kartına, taksit uygulamasına bir düzenleme yapılması planlanıyor ekonomi yönetimi tarafından. Geçelim. Seçimler yaklaşıyor. Seçimler yaklaşırken aynı zamanda bazı açıklamalar da yapılıyor. Vaatler veriliyor. İstanbul AK Parti Belediye Başkanı adayı Murat Kurum Habertürk kanalına konuk oldu. Ve burada yaptığı bir açıklama çok fazla gündem oldu. Aynı zamanda kimilerini tebessüm ettirdi. Murat Kurum dedi ki, öğrencilere ulaşımda %40... İndirim yapacağız dedi. Murat Kurum ee, böyle bir vaat verdi. Sunucular da karşılığında e, yahu inter, e, öğrencilere indirim zaten var İstanbul'da e, diye karşılık verdiler. O da hayır yok dedi. Fakat mevcut e, durumda e, %50 oranında yani tam bilete göre bir metroya bir otobüse bindiğiniz zaman tam bilete göre %50 oranında öğrencilerin kullandığı bilet indirimli e, ee, şu durumda yüzde 40 indirim yapılırsa eğer Murat Kurum seçildikten sonra aslında yapılan şey yüzde 10 zam gibi bir yere gelecek. Yani yüzde 10 zam yapılması gerekiyor Murat Kurum'un söylediğinin olması için. Çünkü şu anda yüzde 50 indirimli. Yüzde 40 indirimli yapabilmeniz için yüzde 10 zam yapmanız gerekiyor geldiğiniz zaman. İş böyle anlaşıldı. Yani yüzde 10 zam şeklinde bir sonuç çıktı karşımıza. Yine abonman ücretlerine yönelik de yüzde öğrenci abonman ücretlerine yönelik de yüzde 82 e, indirimli kullanıyor şu anda öğrenci abonmanı 250 TL'ye kullanılabiliyor aylık abonman. E, bu noktada da e, bir indirim olmadığını ifade etti e, Sayın Murat Kurum. E, burada da yüzde 40'lık bir indirim e, tabi vaadi var. Yüzde 82 ile bunu hesapladığımız zaman %42 bir zam yapılması gerekiyor ki Murat Kurum'un vaadi seçildikten sonra gerçekleşsin. Yani özetleyecek olursak biletlere bir basışa efendim %10 oranında zam, öğrencilere, öğrenci abonmanına da %42 zam yapılması lazım ki bu vaat yerine gelsin. Yani burada bir yanlışlık olmalı. Kendisine verilen bilgilerde de bir yanlışlık olabilir. Ya da bu bilinmiyorsa eğer böyle bir şey olduğu bilinmiyorsa Eyvah, o zaman durum çok daha vahim demektir. Bu da işte bugün en fazla konuşulan, özellikle de öğrencilerin, gençlerin çok fazla konuştuğu başlıklardan biriydi. Bitireceğiz. Bitirirken de maalesef din denilince, İslam denilince alerjisi olan bazı medya organları var. Bir gün gazetesi onlardan biri. Geçmişte de ben ara ara benzer haberlerini gündeme e, taşımıştım. Onlardan biri bugün yine gözüme çarptı. Sadece bir iki cümle söyleyip üzerine bitirmiş olalım. Manşet öğrencileri sabah namazına götürdüler. Sanki öğrencileri hırsızlık yapmaya götürmüşler. Öğrencileri efendim istismar etmişler. Öğrencileri farklı bir kötü yola düşürmüşler gibi atılmış değil mi manşet? Peki ne olmuş gerçekte? Namaza götürmüşler. Zorla mı götürmüşler? Zorla götürmemişler bildiğimiz kadarıyla. Ee, İstanbul Çekmekköy e, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çeres Projesi kapsamında çocuklar camiye götürüldü. Haber bu kadar. Evet çocuklar nasıl olur da camiye götürülür. Bu haberin detayında da hedefte çocuklar var şeklinde bir başlık da var altında. Yani çocukların camiye götürülmesi, çocukların hedefe konulması anlamına geliyor. Bu arkadaşlara göre, evet, böyle bir zihniyette orada durmakta. Ee, ne diyelim, Allah akıl fikir versin. Aklı selim düşünmeyi kaybetmiş bir e, topluluk var, toplumumuz var. E, önemli bir ölçüde e, tarafgirlik, partizanlık, e, grupçuluk, hizipçilik, Uğruna kendisini kaybetmiş, aklını bir yerlere kiraya vermiş. Bunlar gibiler ve Yahut tam tersi uç noktada başkaları. Yani burada artık sağlıklı düşünmeyi tekrar edinebilmemiz, sağlayabilmemiz gerekiyor Türkiye toplumu olarak diye söylemiş ve bitirmiş oldu.